kadarıyla bir şeyler oluyormuş, bir karmaşıklık varmış, bir ayrılık varmış. Doğru mu? Öyle bir şey mi? Ya var bir şeyler senaristimiz. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım bu sefer. Bu sefer hep bence... senden biliniyor. Evet. Farkında mısın? Evet. Kara kedi olarak beni kodlamışsınız. Bu sefer ben çok haklıyım bence. Ne yaptın? Aslında ben de bir şey yapmadım ama bir tık daha o haklı gibi, evet. Yani onu kızdırabilecek ne yapmış olabilir ki? Şöyle, üçüncü kişiler dahil oldu diyebiliriz. Ha. Ama geçmişte kalmıştır ha, diyerekten. Aynen. Sen öyle de yanlış anladın anladığım kadarıyla. Yanlış anlamak değil canım, bayağı düpedüz. Haklı bence Emre orada. Fazla gaza gelindi bence. Evet, biraz yani, Emre'nin şeyi de var orada. Abartıldı birazcık. Maço tarafı da fazla. Emre de birazcık yani kusura bakmasın, bazen çok gaza gelir diye oluyor. Doğru doğru. Gerçekten yani doğru. Bundan önceki deneyimlerimiz var açıkçası. Var, evet. Lütfen operasyon bitsin, öyle konuşalım bunları. Yasu, neyin operasyonu? Bana cevap ver. Ya yıllar önce olan bir şey geçmişte kaldı, bitti gitti ya. Neden bu bize şimdi bu kadar zarar veriyor, ben anlamıyorum. Sen hiç mi kendini benim yerime koymuyorsun? Aynısı senin başına gelse emniyeti başıma yıkardım. Peki ne zaman evlilik teklifi gelecek Oğuz Bey? Merakla bekliyorsun evliliği. Her sen bizi evlendireceksin Asiye. Evet. Şu evlenme teklifinin olacağı gün, o yüzüğün takılacağı gün lütfen beni sete çağırır tamam, mısın? Tamam. Nikah gün... şahidi sen olmalısın. Kesinlikle. Gerçekten oynasana öyle bir şey. Senariste buradan seslenelim. Lütfen Cansu'yla, ha evet. Evlenirlerse nikah şahidi olarak beni koyar mısın? Çok iyi olur. Olur bence, güzel olur. En büyük mimarlarından birisin bence. Kesinlikle. Tabii. Canım. Kesinlikle.